Ben iyileştirdim, o benim hakkım. Böyle düşün şu erkek. Benim hakkım o. Çünkü ben iyileştirdim, ben iyi çocuğum, ben onun istediği her şeyi verdim. Bu arkadaşlar işte aslında bir eşlik safsatası. Yani siz kadına bir şeyler verdiniz ve o kadını da sizi o ölçüde seveceğine inanıyorsunuz. İçsel bir burada anlaşmaya sahipsiniz ama tabii realite bu şekilde gerçekleşmiyor. Tek misyonunuz aslında burada o kadını iyi hissettirip diğer kötü çocuğa bağlamak oluyor. Gel git işici erkeğe bağlamak oluyor. Ve siz de eninde sonunda o fedakarlıkla baş başa kalıp kötü hissedeceksiniz. Çünkü işin içinde bir dengesizlik var. Ve daha kötüsü şu, o iyileşiyor arkadaşlar. Gün sonunda bu yaptıklarınızla, verdiklerinizle iyileşiyor. Sizse kötü hissediyorsunuz gün sonunda. Diyorsunuz ki ben o kadar şey yaptım ama başaramadım. Daha kötüsü ise dünya üzerinde arkadaşlar hiçbir zaman kötü hissettiğinizde bir kadın sizi o yokluktan çekip almayacak. Yani hiçbir kadın size gelip de tamam ya ben seni işte iyileştireceğim sen müthiş bir adamsın falan demeyecek. Bunu biraz aslında ben kedilere benzetiyorum. Şimdi kediler sevimli hayvanlardır değil mi? Biz kötü de olsa o gideriz o işte kediyi alırız severiz bir şey yaparız falan. Kadınlar burada kedi gibi. Sevil, yani kötü bir şey yapsalar bile biz onları sevmeye devam ediyoruz ama tam tersi geçerli Biz hamam böceği gibiyiz arkadaşlar. Yani ilahi adalet diye bir şey yok. Eşitlik diye bir şey yok. Sen kötü hissettin hiçbir kadın yanında olmayacak. Hele ki o arzu duyduğun kadın kesinlikle yanında olmayacak. Yani şunu unutmayın. <laughs> öyle acılı, yalnız bir erkeğin arkadaşlar hamam böceğinden pek farkı yoktur. Ezilirsiniz yani o ezilmek üzere olan hamam böceğisiniz aslında siz. Bu nedenle de hamam böcekleri tek başlarına tarih başlangıcından itibaren evrimleşmiş nadir canlılardır. Değil mi? Baktığımızda en fazla evrimleşmeyi tarih başından itibaren hamam böceklerinde görüyoruz. Böyle bir durum var. Yani, nadir bir canlı. İşte erkek de böyle biraz aslında. Yani devamlı olarak evrimleşiyoruz. Çünkü biz kaybedilen, gözden çıkartılan tarafız. Rahatlıkla gözden çıkartılabiliyoruz. Bizim için şöyle bir şey yok yani. Tamam ya birileri bizi kurtarır falan. Bir erkek kendini kurtarmazsa arkadaşlar hiç kimse o erkeği kurtaramıyor. Realite bu. Bu yüzden bir kadın kurtarırken ya da onu iyi hissettirmeye çalışırken iyi ki iki kere düşünün. Hem ha, bunu hak eden kadın yok mudur? Vardır yani. İyi bir ilişkiniz vardır falan ya da kadın kadınla aranız iyidir, arzu duyuyordur. O zaman ona zaten maskülen bir erkek olarak Yardımcı olmanız, destek olmanız gerekiyor. Ama burada bahsettiğimiz durum bu değil. Yani sen daha ilişkiye yeni başlamışsın, daha birinci haftasındasın. Kız şey diyor, ben çok acı çektim diyor. Önceki sevgilim diyor öyle toksikti ki, sen bana çok iyi geliyorsun diyor. Benim tutunacak dalım oldun diyor. Yani kız size resmen dal muamelesi yapıyor burada. O yüzden o dal olmayın arkadaşlar. Yani yara bandı olmayın. Ne yapacağız peki böyle bir kadınla karşılaştığımızda? Ya çok basit. Kadınla karşılaştın. Baktın işte kadın sana edebiyat yapıyor. Sen beni kurtardın, kurtarıcım benim diyor. İyi bir erkeksin sen diyor. Benim kurtar şeyim oldun. Aa, ben senin sayende iyileşiyorum diyor. Evet, evet diyeceksiniz. Evet, ben teşekkür teşekkür ederiz tabii ki. Ya, evet seni de çok incitmişler diyeceksiniz. Ondan sonra o kadına sadece cinselliğe odaklanacaksınız. Yani rutbesini o kadının cinsellik olarak ayarlayacaksınız. Transwar benefits olarak ayarlayacaksınız. Ondan sonra da tabak çevirmeye devam edeceksiniz. Başka kadınlara ulaşmaya devam edeceksiniz. Yani o kadına yatırım yapmayacaksınız. Çünkü emin olun o kadına siz de inanıp da dertlerinizi anlattığınızda o ilişki bitecek. Yani kadın sana iyi hissediyor mesela. İyi hissettim diyor. Ondan sonra diyor ki ya ben de senin acılarını paylaşmak istiyorum. Sen de bana anlat diyor. Sen de bana anlatarak kendini iyi hissediyor mesela. Sonra siz de tabii bunu avlanıp yiyip bir güzel anlatıyorsunuz. Bana sonra o kadının gözüne sadece bakın ve arzusunun nasıl azaldığını görün arkadaşlar. Bir bakmışsınız tamamen yani size karşı bütün o isteği, arzusu ne varsa yavaş yavaş bitecektir. En başta çözmeye çalışabilir bir iki tanesini. Ama zaten yeni tanışmışsınız. Kadın zaten kendi iyileşmeye çalışıyor. Ve siz de en başta belki güçlü olarak kodlamış yani. sana o kadına iyi gelen, kendisine iyi gelen erkeksin. Ve bir bakıyor sen aslında o kadar güçlü bir erkek değil misin? O sana yüklediği anlam yokmuş sende yani. Hep ne diyoruz? Erkek her zaman güçlü olmalı. Sen süpermezsin. Yani senin çiş yapmaya bile hakkın Çişinin gelme hakkı yok senin. Anlatabildim mi? Yani bir kadınla birlikteyseniz arkadaşlar bunu her zaman düşünün. Yani evet tabii ki de kötü hissettiğiniz zamanlar olabilir. Bir şeyleri paylaşmak istediğiniz zamanlar olabilir. Onu kadınla paylaşmayın. Gidin arkadaşınıza paylaşın. Ya da kendi başınıza rakı falan için. Gerçekten. Yani küçük dertlerinizi paylaşabilirsiniz ama kadından bir derdinizi çözmenizi istemek. Yani sadece ilişkinizi kötü hale getirecektir. Özetle siz böyle bir kadınla olduğunuzda arkadaşlar, evet en iyi ihtimal diyelim, yani en iyi ihtimalden bahsediyorum. Şu en iyi ihtimalden önce bir arası vereyim. Bir de çete bakayım. Sonra en iyi ihtimali anlatacağım size. Evet. Şimdi en iyi ihtimali anlatayım. Ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir insan kazandırıyorsunuz. Heh. Ama o iyi insan siz artık arzu duymuyor. İyileşiyor. Ve artık arayışı siz olmuyorsunuz. Yani siz ancak işte minnet duyuyor. Aa diyor ya. Bu çok iyi bir çocuktu diyor. Beni iyi, Hikmet beni iyileştirdi diyor. Çok iyi bir adam o diyor. Hep benim yanımdaydı falan diyor. Bu iyi ihtimal. Kötü ihtimal ise genellikle karşılaşacağınız ihtimal olacaktır. Yani o kadının bir şekilde şemaları zaten hali hazırda değişmediği için yine kendine acı çektirecek kötü hissettirecek başka birine gidecektir. O erkekle olmayı deneyecektir. Tekrardan aynı paterni yaşamayı isteyecektir. Yani o döngü sürecektir arkadaşlar. Ona sonra yine kötü hissedecek. Ondan sonra sonra yine sizin gibi bir efendi erkeği bulacak. Çünkü değil mi? Memlekette bizde şövalye mi biter? O erkekle tekrardan kendini iyi hissedecek. Hep kötü çocuk, iyi çocuk. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Devamlı bir alfa döller, beta döller döngüsü var. Önce bir maskülen erkekle birlikte olunur. O erkek kendisini kadının acı çektirir. Orada arzuyu hisseder. O dengesiz duyguları dibe vurur böyle. Tepelere vurur. Hem, debi, hem dibe hem tepeye vurur. Ondan sonra kötü olur. Hop. Ayrılır o adamdan. Efendi erkeğe geçer. Bir toparlanır. iyi hisseder. İyi çocukla bir toparlanır tekrardan dediğimiz gibi. Sonra tekrardan aynı döngü. Tekrardan kötü çocuğa gider. Tekrardan kötü çocukla aynı şeyler yaşar. Bu döngü arkadaşlar böyle devam eder. O yüzden bir kadını iyileştirmeye çalışmayın. Özet olarak bu şekilde durumu açıklamış olalım.